Merhaba sevgili Altın Rehber izleyicileri. Sektörel yolculuğumuz kaldığı yerden Şanlıurfa'da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Şanlıurfa merkezde bulunan Şükür Usta'nın lokantasındayız. Merhaba Şükür Usta. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Öncelikle Şanlıurfa şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Daha sonra da mekanımızı şereflendirdiniz. Teşekkür ederiz. Bizleri konuk ettiğiniz için biz teşekkür ediyoruz sizlere. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Ben Şükür Usta 1975'ten bu yana lokantacılık yapıyorum. Ben çeyrekten yetişen bir insanım. 12 yaşından bu yana bu mesleği yapıyorum. Yani benim üniversitem kısacası lokanta. Toplamda kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 2 yıl. Peki şimdi çok güzel bir masa hazırlamışız. Bizlere neler hazırladınız? Bir anlatalım mı izleyicilerimize? Sizlere neler hazırladım? Öncelikle Urfa'nın vazgeçilmez patlıcanlı kebabını hazırladım sizin için. Ondan sonra domatesli kebap. Domatesli kebaptan sonra haşhaş kebap. Yani haşhaş dediğimiz zırhla çekilen, yani zırh kıymasıyla çekilen Urfa kebabı, sade haşhaş kebabı. Daha sonra keme kebabı. O da bahar kebabı olduğu için onu bahar ayında genelde olur, keme olur. Keme işte baharda olduktan sonra biz de gelen müşterilerimize, gelen misafirlerimize keme kebabı yapıp ve sunuyoruz. Onun peki için... ustam, keme mantarının birçok, vücuda birçok faydası var. Bunlardan da biraz bahsedelim mi? Hangi organlara iyi geliyor mesela? Yani keme genelde göze çok faydası vardır. Yani hemen hemen %100 etki yapar. Daha sonra insan işte o da bir bitkidir, o da bir mantar türüdür. Yani her insanın her yediği muhakkak ki insana faydalıdır. Bu da işte insanlar için faydalıdır ve çok lezzetli bir yani üründür. Şu anda kilosu 50-60 milyon. Peki daha çok hangi yemeklerde kullanabiliyoruz? Yani mesela kebapta biz genelde burada kullanıyoruz. Kebaptan sonra bulgur pilavı güzel olur onun. Yumurta ile yani sabah kahvaltıda yumurta üstüne kırarak yani onu önce onu kavuruyorsun. Kavurduktan sonra yumurta kırıyorsun. Kırdıktan sonra işte kahvaltı masasına bırakıyorsun. Ustam, keme mantarını bu mevsimde tüketmemiz gerekiyor değil mi tamamıyla? Aynen öyle. Peki nerelerde yetişiyor keme mantarı? Yani genelde dağ bölgesinde yetişir. Yani. Biraz da kebaplarımızdan bahsedelim istiyorum. Hani nedir bu işin sırrı size has? Neler yapıyorsunuz bununla ilgili? Bu işin sırrı sevgi. Yani bir şeyi seversen ise illa ki başarırsın. Biz de mesleğimizi, işimizi sevdiğimiz için işte biz de başarıyoruz. İşte görüyorsun insanlar gelip yiyip ve teşekkür edip gidiyor. Peki ustacığım, röportajımızı sonlandırmadan önce izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Yani Urfa'yı hayal etsinler. Urfa çok güzel bir şehir. Güneydoğu'nun hemen hemen en güzel şehirlerinden bir tanesidir. Yani Urfa'ya geldiler mi, Urfa kebabını, Urfa, yani şimdi künefe değil de biz kadayıf deriz. Urfa kadayıfını, Urfa çiğ köftesini, yani Urfa'yı bir gelsinler, bir görsünler, dışarıda yorum yapmasınlar. Gelsinler, bizim misafirperverliğimizi görsünler, ondan sonra kararlarını versinler. Yöresel yani tatları da, lezzetleri de tatsınlar diyor. Tabii ki, her şeyin tadına baksınlar. Bizi de denesinler, ondan sonra gitsinler. Allah yollarını açık etsin ve bir daha dönerler yani. Bizden vazgeçemezler. Yani zaten kim bu kebapları yerse daha duramaz. Urfa neredesin? Yani bizim Urfa şairin bir sözü vardır. Urfa'ya gelen ağlar, giden ağlar. Ustacığım, çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyorum sizlere vermiş olduğunuz bu bilgilerden dolayı. Sevgili izleyenler, Urfa merkezde bulunan Şükür Usta'nın lokantasındaydık. Bakalım bir sonraki durağımız neresi olacak?